Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Bunda Konuşalım programında daha karşınızdayız. Bildiğiniz gibi şehrin yerel yöneticilerini, oda başkanlarını, sektör temsilcilerini bu ekranlarda çıkartıyoruz ve konuşuyoruz. Bugünkü program konuğum MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci. Başkan, programımıza hoş geldiniz diyelim Hoş bulduk öncelikle. kardeşim. Nasılsınız, Çok iyisiniz? teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Ben de inşallah. iyiyim, teşekkür ediyorum. Tabii ekonomiyi konuşacağız Sayın Başkan'la ve MÜSİAD'ı konuşacağız. Evet. MÜSİAD'ın da önümüzdeki günlerde, aylarda diyelim, Ekim ayında, Ekim doğru mu? 20, 18, 20, Kasım ayı Kasım içerisinde. ayında 18-21 18-21 Kasım. Kasım arasında MÜSİAD'ın Expo 18. fuarı TÜYAP'ta olacak bu sene. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz CNR'da oluyordu. Bunu konuşacağız ve MÜSİAD Kayseri'de neler yapıyor bunları konuşmuş olacağız. Başkanım, ekonomi nasıl gidiyor diyeceğim öncelikle. Çünkü biliyorsunuz dünyayı etkisi altına alan ve ekonomi Evet. anlamda direkt etkileyen bir pandemi sürecini yaşıyoruz. İlk çeyrek açıklandı, ikinci çeyrek açıklandı, üçüncü çeyrekle alakalı değişik yorumlar ve öngörüler var. Bu anlamda pandemiyi de öne alarak, katarak ekonomi nasıl gidiyor, ne durumdayız? Böyle başlayalım Yani isterseniz. aslında 2019 yılı sonunda 2020 için çok iyimser tahminler yapılıyordu. Evet. Özellikle 2020'nin ikinci yarısında, son çeyreğinde ve oldukça güzel yorumlar oluyordu. Tabii 2020 başında bunun etkilerini görmeye başlarken işte Çin'de başlayıp da tüm dünyaya yayılan bu pandemi hesapları biraz alt üst etti açıkçası. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada birçok alanda sıkıntılara sebebiyet verdi. Yani şu an belki direkt sağlık alanında epeyce bir hasar verdi ama ekonomide ciddi yansımalar oldu. Bu yansımaları hem dünyadaki diğer ülkelerle beraber biz de etkilerini gördük. Yani özellikle işte Mart, Nisan, Mayıs ayındaki durgunluğu hep beraber yaşadık. Ama Haziran ayı itibariyle, Haziran ayının başı itibariyle hükümetimizin aldığı bir takım kararların neticesinde özellikle konut ve otomotiv sektöründe, inşaat ve otomotiv sektöründe ciddi bir hareket başladı. Bu yaklaşık işte 3 ay, Ekim, Eylül ayının içerisinde kadar da bu güzel tablo devam etti. İşte birikmiş olan konut stoğu bir şekilde, hızlı Eridi. bir şekilde eridi. Satışlar çok ciddi miktarda bu 3 aya sıkıştı. Doğru. Efendime söyleyeyim. Stoğunu azaltan inşaat girişimcisi, müteahhit elindeki diğer arsaları değerlendirme yoluna gitti ya da arsa temin edip tekrar inşaat yapma konusunda girişimlere girdi. Tabii bu piyasada ciddi bir hareket ve döngüye sebebiyet verdi. Keza otomotiv sektöründe de öyle. Hem birinci el otomotivde hem de ikinci el sıfır otomotivde ve ikinci el otomotivde ciddi hareketler oldu. Hatta öyle hareketler oldu ki sıfır otomobil bulunmaz oldu. Doğru, evet. İkinci el otomotiv fiyatları ilginç bir şekilde artış Konutta da gösterdi. arttı aslında Konutta da ciddi arttı. manada ama ona rağmen hakikaten bir satışta harekette olumlu bir gelişmeler oldu Ya değil mi? şimdi aslında işte hem pandemi hem de geçtiğimiz süreçler neticesinde birikmiş olan konut stoğundaki satış fiyatları neredeyse maliyetlerinde satış fiyatlarıydı. Çünkü hani satış olmayınca fiyatları da müteahhitler çok ciddi artışlar yapamıyordu. Ya maliyeti ya da cüzi karlarla satmaya çalışıyorlardı. O da lokomotif olan inşaat sektörünü ki siz de mimarsınız, Evet, yine yani bu alanda o anlamda ciddi çalışıyorsunuz, etkiledi. Yani ister etkiler. istemez talep artınca kar oranları da arttı. Tabii arkadan gelen yeni yapılan iş, yapılacak inşaat maliyetleri de oluşacak yeni fiyatlar mümkün değil o satılan ya da telaffuz edilmiş o dönemki fiyatları tabii ki üstüne çıkacak, bu gayet normal. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yani satılamadığından kaynaklı bir takım Evet. durumlardan ötürü fiyatlar o seviyelerde gidiyordu. Bu tabii olumlu yansımalar oldu. Fakat sonrasında o kredi faiz oranlarının tekrar yukarı doğru. Çok mu kısa sürdü? O biraz beklenti sanki inşaat sektöründe faiz oranlarının düşük seyretmesi ki Türkiye Ya Cumhuriyeti çok tarihin fazla belki de uzun da sürmesi bir takım başka başka yan etkiler olabilir diyorsunuz. yani sürdürülebilirliği çok da olmayabilirdi. Yani belli bir noktada hareketi verdi. O yazın o 3 aydaki sürkülasyonu gerçekleştirdi, amacına da ulaştı. Yani bunu devamlı bu seviyede tutmak
belki de doğru olmayacaktı. Ya da eldeki imkanlar belki zorlayacaktı daha fazla olsaydı. Ama en azından bir nefes aldırdı, inşaat yani, sektörüne. Bu da aslında biraz diğer... gösterdi. İşte biraz belli bir süre sonra işte tekrar başlayan inşaatlar satış seviyesine geldiğinde tekrar böyle bir şey, tabii müteahhit ve inşaat sektörü bekleyecek, satışları hızlandıracak, o şeyleri yine görmek sektör açısından isteriz tabii ki. Çünkü hızlandırıyor. Beklemeden satışları gerçekleştirme imkanını yakalayacağız inşallah. Evet. Şimdi tabii pandemi Çin'in Wuhan kentinde gözükmeye başladı. Türkiye'ye bir 3 ay gecikmeli geldi baktığımız kadarıyla. Ve dolayısıyla tüm küresel ekonomiyi alt üst etti tabiri caizse. Baktığımızda büyük devlet diye baktığımız, gördüğümüz özellikle Avrupa ülkelerini neredeyse içinin boş olduğunu, bu anlamda dayanıksız olduklarını gösterdi. Ve Türkiye o süreçte ilk çeyrek değerlerinde 4.4 gibi bir büyüme gerçekleştirdi ki, yani bugün Çin yaklaşık %10 küçüldü ekonomisi. Amerika, İngiltere'si, Fransa'sı, İspanya'sı, Avrupa ülkeleri çok ciddi manada kan kaybettiler. Tabii ikinci çeyrekte bekleniyordu düşüş ama Türkiye orada da aslında az bir düşüşle süreci fena götürmediğini gösterdi. Bugün baktığımızda Sayın Başkan, ekonomiyi ilgilendiğiniz için size bunu soruyorum. Bir taraftan da müthiş bir algı var. Yani böyle bir başarı var, ekonomi başarı ve sağlıkta bir pandemi sürecini yönetmedeki büyük bir başarı var hükümet kanadında. Ama bir taraftan da işte veriler çok kötü gözüküyor, işte batacağız, Eylül'den sonra kötü olacağız, eyvah yandık bittik söylentileri ve algıları var. Bu konuda siz nasıl bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an gidişat nasıl gözüküyor? Son olarak Ekonomi Bakanımızın da geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bir açıklaması oldu. Yani 3. çeyrek verileri gayet iyi gidiyor. Evet. Yılı da beklentimizin çok üzerinde tamamlayacağız diye bir açıklaması var. Bu iki görüşü, iki farklı bakış açısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya öncelikle yani Türkiye'nin farklı bir coğrafyada olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Evet. Yani öyle bir coğrafyadayız ki işte hani söylemeye gerek yok, hepimiz biliyoruz aslında ama bilmiyormuş gibi de davranan bir bölümümüz de var yani. Evet. İşte Afrika'nın, Avrupa'nın, Asya'nın kesiştiği bir kavşakta bulunuyoruz. Aslında Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana iş dinamikleriyle, üretim ve organizasyon kapasitesiyle Türkiye neler yapabileceğini çok iyi gösterdi dünyaya. Yani o sıkıntılı günlerde işte çok basit gibi görünen işte maske ya da medikal malzemede bırakın hani kendimize yetiştirmeyi, dünyanın birçok ülkesine yardım gönderdik. Doğru. Ki birçok az önce bahsettiğiniz Avrupa ülkesi birbirlerinden kaptılar açıkçası, yani korsanlık yaptılar. Havada uçan uçakları çevirip kendi ülkelerine çevirdiler vesaire. Maske ve diğer yani çok basit diyebileceğimiz ihtiyaçları bu hale geldi. Özellikle sağlık konusunda önümüzdeki dönemde, hatta şu dönemde de yaşıyoruz. Türkiye bir merkez haline gelecek inşallah. Yani hem bu pandemiyle ilgili hastaneler hem de diğer hastalıklar konusundaki tedavi noktasında ciddi bir merkez olacak. Bu da ekonomiye ciddi bir sağlık turizmi anlamında kazanımlar sağlayacak. Evet. Şimdi ben buradan fuara bir geçiş yapmak istiyorum. Yani özellikle bu pandemiden sonra ülkemizin son zamanlarda gerçekleştirdiği siyasi ve ekonomik adımlar ülkemizi bölgesinde etkin, küresel anlamda da saygın bir ülke haline getirdi. Şimdi biz bunu söylerken gururla söylüyoruz. Ya, mutlaka. Biz iş insanları olarak da bu pozisyondan ülkemize nasıl faydada bulunuruz diye çabalar sarf etmeye çalışıyoruz. MÜSİAD'ın da böyle bir misyonu var. Tabii bizim böyle bir misyonumuz var. Şimdi az önce açılışta bahsettiğiniz o MÜSİAD Expo 2020 gibi etkinliklerde olsun, bundan önceki yaptığımız etkinliklerde olsun, ülkemizin dış ticaretini ve ihracatını arttırmaya yönelik bir dizi çalışmaları ard ardına yapmaya çalışıyoruz. Şimdi MÜSİAD Expo'da sadece fuar olmayacak. İşte pandemi sürecinde fuarlar da zaten çok ziyaretçi, tabii olumsuz etkileniyor. Fakat biraz farklı yapılıyor fuarda bu durumda. Yani dijitalleşiyor bir kısmı. Fuarla birlikte Dünya Fahri Konsolosluklar Ticaret ve Diplomasi Zirvesi yapılacak. Evet. Türkiye'nin yurt dışındaki fahri konsolosları gelecek. Yüzü aşkın fahri konsolos gelecek.
Fahri konsoloslar gelen ziyaretçilerle buluşturulacak. Bu zirve böyle gerçekleştirecek. Şimdi Fahri konsolosların önemi şöyle. Yani işte Afrika'da olsun, Asya'da olsun. Tabii bizim ülkemizin resmi diplomatları var. Onlar kendi görevlerini icra ediyorlar. Fakat bu Fahri konsoloslar kendi ülkelerinde işte doğmuş, yaşayan ve yaşamakta olan insanlar. Yani Türkiye adına orada gönüllü olarak çalışıyorlar ve bir takım ihtiyaçlar hasıl olduğunda, yani ticaretle ilgili veya başka bir noktada otomatik olarak Türkiye adına faydalar üretmeye çalışıyorlar. Bu konu çok önemli. MÜSİAD da bunu çok önemsiyor. O yüzden böyle bir zirveyi gerçekleştiriyor fuarda. İşte yurt dışında ticaret yapan, inşaat yapan iş insanlarımızın önünü açmak, ticaretlerini geliştirmek, işte bağlantılarını kurmak noktasında bu Fahri konsolosların etkileri çok fazla olacak. Bu konuda çok ciddi bir ticari diplomasisi MÜSİAD tarafından gerçekleştiriliyor açıkçası. Tabii fuar 2 yılda bir yapılıyor. Bu sene belki pandemiden dolayı farklı bir düzeyde geçecek. Az önce bahsettiğim, yani internet ortamından da fuar ziyareti yapılacak. Evet. Veya istediğimiz standlara çok hızlı bir takım uygulamalarla ulaşacağız. Şehrimizden de birkaç firma katılıyor fuara, üyelerimizden. Türkiye'den ve dünyadan katılan epeyce bir katılımcı var. Biraz Kayseri'den düşüş olacak mı bu seneki fuarda pandemiden dolayı, yoksa? Yani eskisine göre tabii daha az. Biraz daha az olacak. Biraz az, ama yine de katılımcılarımız var kendi sektörlerinde. Standlarını açıyorlar. MÜSİAD özellikle bu sene standların kiralısında noktasında çok ciddi teşvikler yaptı. Evet. O noktada epey bir şey var, yardım var açıkçası. İnşallah başarılı bir hem fuar hem de zirve geçer. Ülkemizin faydası noktasında sağlıklı şeyler olur. Evet, fuara girmişken Sayın Başkan, fuarda da şu an özellikle MÜSİAD Expo fuarlarının genel serine baktığımız zaman yurt dışından çok fazla katılımcı olur. Evet. Çünkü MÜSİAD'ın yurt dışında da çok fazla faaliyetleri ve temsilcileri var. Doğru. Zaman zaman da gidip siz oralarda oluşumlarda bulunuyorsunuz, iş gezileri yapıyorsunuz vesaire. Bu anlamda iyi bir teşkilatlanmanız var. Bu sene de ben biraz baktım, talep pandemiye rağmen gayet iyi gözüküyor, öyle değil mi? Yani siz, evet, baktınız mı? Ne durum nedir orada? Sayıyı tam bilemiyorum ama geçen sene en az bir önceki fuar kadar katılımcı bekliyoruz inşallah. Hı hı. Sağlıklı bir şey olur, çalışma olur, bir buluşma olur. Bu pandemi en nihayet sonlanacak, bitecek. Evet. Ticaret devam edecek. Evet. Bunun için de ilişkiler, diyalog sürdürülmesi gerekiyor. İşimiz devam edecek. Tabii, bununla alakalı hükümetin de çok ciddi iş dünyasında destekleri oldu. Doğru. Gerek kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, yani sizleri de iş dünyasında rahatlatacak, İstanbul'da devam ettirecek ki bu dönemde biliyorsunuz işverenler işçi çıkartamıyor. Çıkartamıyor. 2 ay daha uzatıldı o süreç. Dolayısıyla bu anlamda da ekonomiyi de ayakta tutmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bir yerden sonra bu pandemi süreci son bulacak, hayat devam edecek. Evet. O manada. Dolayısıyla inşallah biz umutluyuz diyorsunuz. İnşallah. Ekonomide herhangi bir şeye kapılmadan, ya tabii şimdi hani şeye kapılmadan, tedbirli bir şekilde. Ekonomi siyasetten bağımsız yürümüyor. Evet. Yani ama biz işin ekonomi tarafında olduğumuz için siyaseti çok da fazla bizim alanımıza girmediği için çok konuşmak uygun olmuyor. Çünkü onun uzmanları var. Evet. Ama hani şu günümüzde olanları, şu anda olanları hepimiz 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz. Akdeniz'de olanları, işte evet, Suriye'de olanları vesaire. Yani bunların hepsinin ekonomiye ciddi etkisi var. Etkisi olacak. Yani biz bir takım sıkıştırmalara maruz kalmayalım diye Akdeniz'deki bir takım kazanımlarımızdan, evet, vaz mı geçelim? Evet. Yani sınırlarımızın içine kapalıp dışarıda ne oluyor, ne bitiyor, sesimizi çıkarmayalım, hakkımızı savunmayalım. Bunları yapmaya çalışırken de bir takım operasyonlara maruz kalabiliyoruz, ekonomik operasyonlara. Tabii bunların bir takım neticesi olarak döviz kurlarında değişiklikler olabiliyor. Fakat neyin ne olduğunu farkına varıp mücadelemizi buna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Milli bir duruş sergilememiz lazım diyorsunuz. Hani çok fazla konuşmak istemiyorum, uzmanlık alanım değil. Hani şey yapmak istemiyorum ama ekonomi ve siyaset birbirini etkileyen şeyler sonuçta. İşte Karadeniz'de gaz bulundu belli bir miktar. Ülke olarak sevindik.
ekonomimize ciddi katkısı bulunacağını düşünüyoruz. Bir zihniyet çıkıyor ki bana ne faydası var? Benim musluğumdan gaz mı çıkacak? Yani bu şekilde kafamız çalışırsa tabii çok bu olayları çok iyi niyetli açıklamalar ve bakış açısı değil tabii. Biz ülkenin topyekun kalkınmasından bahsediyoruz. Topyekun kalkındıktan sonra gayri safi milli hasıla da kişi başımıza düşen gelirimiz o şekilde artacak. Yani bana ne faydası var diye bakabilir miyiz? Ülkemize zerre kadar bir fayda varsa tüm vatandaşlarımızın orada şeysi var. Faydalanacağı var, durum var. Yani bu kafayla bakamayız tabii. Evet. Yani bütün bunları da görürken işte Karadeniz'de olan şeyler Akdeniz'de de oluşacağını görebilirsek oradan oluşacak bir takım zenginlikler yani ülkemizin her vatandaşı faydalanmayacak mı? Değil mi? Evet, baktığımız zaman siz ifade ettiğiniz altını kalınlarla çizdiniz. Türkiye çok önemli bir coğrafyada, evet. Kadim bir devlet mutlaka ve Türkiye ile hesabı olan ya da bölgeyle hesabı olan, Türkiye'nin de dik durduğu zaman burada dağıtılan paylar açısından, yani bugün bakıyorsunuz Amerika önceki başkanı Obama geliyor Türkiye'de, Karadeniz'de. Biz size %3 verelim, sesinizi çıkartmayın gibi bir teklifle geliyor. Ama orada ülkenin cumhurbaşkanı bunu reddetti biliyorsunuz. Yani evet. Ne demek? Yani benim kıyılarım içerisinde, benim mavi vatanımda doğalgaz çıkaracaksın, petrol çıkaracaksın. Bana %3 teklif ediyorsun. Senin alakan yok. Sen oradan büyük paylar kendince talebin olacak diyerek karşı çıktı. Tabii ki böyle bir konumda dünyanın geleceğini kurtaracak çok ciddi rezervler olduğunu biz biliyoruz. Evet. Araştırmalarda çıkan değerler var. Karadeniz'de, özellikle Akdeniz'de ve Karadeniz'de. Tabii burada bunu bilerek bu hesapla gelip uzun bir zamandır, son 1,5 yıldır özellikle dolar-euro operasyonlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Baktığınız zaman sürekli gündeme gelen yaptırım olacak mı, olmayacak mı, yaptırım yapalım, hatta önümüzdeki günlerde bu mevzu bahis biliyorsunuz. Acaba Avrupa Birliği Türkiye yaptırım yapacak mı, yapmayacak mı'yı konuşuyoruz bugün. Bu bağlamda Türkiye'yi buradan vurmak istiyorlar. Cebini boşaltıp, insanları gelir düzeyini azaltıp bu anlamda Türkiye'yi bir nebze sesini kısmak istiyorlar ve bu bölgedeki zenginliklerden pay almak istiyorlar. Doğru mu? Efendim, bu açıdan baktığımız zaman özellikle siz girişimciler, özellikle tabii ki siyaset ayrı bir şey ama sonuçta siyaset ekonomiyle doğru orantılı. Eğer siyasi olarak ayakta duramazsanız, tavizler verirseniz ekonominiz de bozuluyor. Bu bağlamda iş adamları olarak ki müsiyatın böyle bir misyonu var. Özellikle bu süreçte çok ciddi raporlar hazırlandı. Doğrudur. Çok ciddi hükümete ekonomik talep ya da yönlendirmede bulundu diye baktığımızda müsiyatın da böyle bir misyonu varken siz olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sadece bu alanda değil, birçok alanda yani müsiyat sadece bir mesleğin meslek örgütü değil. Yani iş dünyasında iş insanlarının iştigal ettiği birçok sektör var. Her sektörde bir sürü sıkıntı olabiliyor ya da öneri olabiliyor. Bu öneri ve sıkıntılar çalışılıp, raporlanıp ilgili bakanlıklara bildirilebiliyor. İşte tarımla ilgili olsun, mobilya ile ilgili olsun, sanayinin belli bir bölümüyle ilgili olsun. Sonuçta sahada müsiyat. İnşaatla ilgili olsun. Tabii onlar sizlerden rapor alıyorlar. Sahadan alınan değerlendiriyorlar. Değerlendirmeler çalışılıp, raporlanıp bakanlıklara sunuluyor. Hatta bir bakanlar duruma göre bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Direkt bir yıllık önümüzdeki yılı veya geçmiş yılın değerlendirmeleri yapılıyor. Orada öneriler veya işte onların tavsiyeleri dinleniliyor. Tabii bu süreç aslında bunları da çok etkiledi. İşte bugünlerde Konya'da bir genel idare kurulumuz olacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Geçtiğimiz iki ayda bir tane daha vardı bir GEK'imiz. Onu da erteledik. Mart ayında Kayseri'de bir bölgesel toplantımız olacaktı ekonomik değerlendirme anlamında. Onu erteledik. Ya tarihler de belirsiz bir şeye, süreci erteliyoruz. İster istemez bir takım şeylere sekteye vuruyor. İnternet ortamında da her toplantıyı sağlıklı gerçekleştiremiyorsunuz bir takım programlarla. Yani ne kadar sizi buluştursa da internet o sanal ortamdaki konferanslarda çok sağlıklı toplantı gerçekleştirilemiyor. Hani iletişim sağlanıyor ama orada bir sıkıntı yaşadık illaki. Tabii bu şey anlamında, yani ekonomik anlamda müsiyatın ülkemize verdiği destek açık. Yani evet. İş adamlarımızın özellikle
yurt dışında iş yapabilme ve ihracat yapabilme noktasında önlerine çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmak için elinden gelen çalışmaları yapıyor. Devletimizin yetkili mercilerinde bunları sunuyor tabii ki. Bu az önce bahsettiğiniz ekonomik operasyonlarla ilgili de halkımızın ben bilinçli olmaya davet ediyorum. Herkes tabii ki cebindeki paradan değerinin düşmesinden huzursuz olacaktır ama milli bir bilinçle konuya yaklaşmasını tavsiye ediyorum herkesin. Biz az önce söylediğim şeyleri ben tekrar etmek istiyorum. Yani kendi sınırlarımızın içerisinde mavi vatanı terk edip bir takım batılı emperyal güçlere kendi sınırlarımızın içerisindeki topraklarda eski Türkiye'de olduğu gibi neyin ne olduğunu anlamadan dünyadan kimin neyi paylaştığını görmezden gelerek mi yaşayacağız? Yoksa mavi vatanda olsun, Karadeniz'de olsun hakkımız olanı savunarak mücadele edip bir takım ekonomik saldırılara maruz kalsak da bu konuda devam edeceğiz. Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Evet. Bizim tavsiyemiz bu şeylere maruz kalsak da bu konularda direneceğiz. Kararlı bir şekilde duracağız ve hakkımız olanı kimseye yedirmeyeceğiz. Aynen öyle. Az önce ifade ettiğiniz konuda Sayın Bakan'ın da bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Fatih Dönmez Bey'in, Bakan Bey'in. 2023'te sisteme bağlanacak olan bu mevcutta çıkan 320 milyar metreküp değil mi? Bir doğalgaz rezervi var baktığınız zaman ve bunun devamı gelecek. Akdeniz'de daha bir şey açıklamadık. Belki bulduk, açıklamadık. Dolayısıyla 2023'te 2 yıl sonra sisteme bağlanan bu gazın tabii ki fiyatlara ve buna bağlı sektörlerle alakalı dolara yürüyor bile etkisi olacak bir pozisyon olacak. Dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. Evet Sayın Başkanım, müsiyatın erdem, ahlaklı iş dünyası ve medeniyet davası diye bir düsturu var. Sayın Genel Başkanın Abdurrahman Kağan Bey'in özellikle vurguladığı, altını çizdiği ve sizin internet sitenizde de ilk yaptığı açıklama bu. Evet. Ne demek medeniyet davası? Nasıl bir politika izliyor müsiyat? Hedef ve amacı nedir iş dünyasında efendim? Şimdi biz köklü bir tarihe sahip bir milletiz. Birçok devlet kurmuşuz. Anadolu'da da 1000 yılı aşkın bir süredir yaşıyoruz ülke olarak. Hem İslami değerlerimiz hem de milli değerlerimizin bilinci içerisinde işini yapmaya çalışan, ticaretini geliştirmeye çalışan ve bunu bir arada birlikte yapıp ülkesi menfaatler için bu düşünceyle çalışan iş adamlarının kurduğu bir derneğiz. Bu hassasiyette de devam etmeye çalışıyoruz. Bizim için iş ahlakı çok önemli, ticaret ahlakı çok önemli. Ticareti ahlaklı bir şekilde yapıp ve geliştirip büyütme derdindeyiz. Bu konu aslında çok önemli. Yani günümüzde işte güven meselesi, birbirimize güvenerek iş yaparken güvenebilmemiz çok önemli. Ticareti düzgün yapabilmek çok önemli. Ticaret öyle hemen bugünden yarına yapılmıyor. Evet. Ticaret yapma kültürü aslında 3 nesilde falan oluşuyor. Yani dede, baba, torun yani oradan geliyor. Hemen bugünden ertesi gün ben tüccar olayım, iş adam olayım olmuyor. Yani illaki hani örnekler vardır ama ben kültürden bahsediyorum. İşte bu kadim kültürün gelişebilmesi için bir takım o erdemli hareketlerin içerisinde de tarihten süzülmüş gelen bilgilerle beraber yoğrularak bu şekilde hayat bulup devam etmesi bizim düşüncemize uygun oluyor. Güzeli de açıkçası böyle oluyor. Evet. Helali haramı, doğruyu yanlışı bilerek tabii ticaret yapmak en güzeli. Her şeyin bir yolu var. Bu anlamda ticarette yapacaksak doğru yapmamız tabii gerekiyor. Şartlarını doğru bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Genel merkezin yeni bir politikası, bir projesi var zannediyorum. O projeye isterseniz girelim. Neydi o projemiz? Şöyle projemiz, işte bu da aslında pandemiyle biraz da aslında önceden hazırlanıyordu. Pandemiyle biraz daha hızlandırıldı. Yani pandemi öncesi bir projeydi evet, değil mi? Evet, önce bir düşünülüyordu. Nedir bu? İşte dünyada turizm, yeni turizm kaynakları oluşmaya başlıyor. Bizde de böyle bir komite oluşturuldu. Yeni turizm kaynakları geliştirme bir şeyimiz var, çalışma grubumuz var. Karavan turizmi ile alakalı karavan. Dünyada bir şey var, böyle bir yeni bir hareketlenme var. Yıllardır tabii karavan yeni keşfedilmiş bir şey değil. Ama Türkiye'ye gelen karavan turistinin gideceği noktaları turist kendisi bir şekilde
kendi el yordamıyla ya da becerisiyle gitmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de turizm aslında turizmin geneli belli noktalarda yapılıyor. Yani turist geliyor bir şehirde ya da bir tesiste kalıyor. Belli bir süre kalıyor. Orada daha sonra tatilini yapıp kendi ülkesine ya da evine dönüyor. Ama karavan turizmi böyle değil. İşte karavan turisti bölge bölge gezmek istiyor. Hmm. Bununla ilgili... Aslında daha cazip hale getiriyorsunuz evet. Siz. Yani turisti gelip bir yerde konaklatıp dar dairede tatilini yaptırmak değil de biraz evet. daha kültürel yani, anlamda, doğayı şimdi, daha yakın evet, olma anlamında. Şimdi Anadolu coğrafyası çok zengin tarih ve kültür açısından. Anadolu coğrafyasını hem gösterebileceğimiz hem de tanıtabileceğimiz, aslında Turizm Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı ve dünyaya Türkiye'yi ve Anadolu'yu çok iyi tanıttı. Bu anlamda ciddi turist sayısı da arttı. Yine zaten bu çalışma Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor genel merkezimizde. Biz de Kayseri Şube olarak yaklaşık 40'a yakın şehir şube ile birlikte bu projenin içerisindeyiz. Tabii projede şöyle bir şey olacak. İşte turist geldiğinde sadece bir şehirde kalmayacak. Türkiye'de ona bir rota verilecek. Türkiye'deki bahsettiğimiz bu yaklaşık 90 noktada park edebilme imkanı sağlayacak. Tespit edilen 90 nokta var evet. şu anda, öyle mi? Yaklaşık 40 şehirde 90 40 nokta. Şehirde. Biz de Kayseri olarak 3 nokta önerdik. Minimum 2 nokta önermemiz gerekiyor. Daha fazlasını da önerebiliriz. Şu anda daha kesinleşmiş bir şey değil ama birkaç... Bunun örneği var mı başkanım? Bölgemiz yani, var. İlk çalışma Trabzon'da yapılacak, Akçaabat'ta. Bir de bir yaylamız da yapılacak o bölgede. Hı hı. Onun şu anda çalışması devam ediyor. Şöyle olacak, aşağı yukarı 80 ila 100 metrekarelik bir alan verilecek karavan turistine. Şimdi karavan turisti günde $200 harcayan bir turist grubu. Hı. Yaklaşık 6 milyon turist hedefleniyor sezonda. Önümüzdeki sezon inşallah bu gerçekleştirilecek. Müthiş bir rakam. Evet, müthiş bir rakam. Yani günde $200 da aslında bir fena değil bir turist başına. Şimdi bu 80 ila 100 metrelik alanda bir park alanı veriliyor. Bir kısmı yeşil, elektrik verilecek, temiz su verilecek. Ayrıca pis suyunu boşaltacağı bir imkan sağlanacak. Karavanlar buradan sağlanacak. İmkan sağlanacak. İmkan... Turist sadece gelecek. Yok, karavanıyla da gelebilecek. Kiralanabilecek. Kiralayabilecek. Yani, diyelim İstanbul Havalimanı'na ya da Kayseri'ye indi. Buradan karavanını kiralayacak. O imkanlar da sağlanılacak. Karavanıyla gezerken bir dijital bir rota oluşturulacak, bir uygulama oluşturulacak. Uygulamada rehberler olacak tabii, görevli bunlarla alakalı. Rehber değil de şöyle, işte bu karavan turizmiyle dünyada çok takip edilen YouTuber'lar falan var. Bunlarla hep iletişime geçildi. Nerelere gidileceğine dair kendileri çekim yapıp, işte çok şeyler, hani YouTuber'ları biliyorsunuz. Biz de böyle bir rota hazırlayacağız. Rotada bu az önce bahsettiğimiz 40 şehir, 90 nokta o dijital uygulamada evet. bulunacak. Türkiye'ye giren karavan turisti bu uygulamada takip ederek tercih ettiği rotalara güvenli bir şekilde ulaşacak. Gittiği yerde de 24 saat güvenliği olacak. Elektriği, suyu, az önce bahsettiğim içindeki hani pis suyun temizlenebileceği imkanlar sağlanacak. Ayrıca bir takım sosyal imkanların olduğu küçük birimler de olacak. Biz Kayseri'de 3 nokta önerdik. Bir tanesi Erciyes Kayak Merkezi'nin evet. olduğu bölgede. Kapuzbaşı var mı? Kapuzbaşı'nı düşündük, söyledim ama da şu ana tam resmi olarak bildirmedik. Konuştuk ama ilgili arkadaşlarla. Evet. Hörmetçe'yi konuştuk Hacılar Belediye Çok Başkanımızla. Çok iyi bir yer. Yine Erciyes'in evet, yukarısında. Büyükşehir'le işte Erciyes'in. Bir de Koramaz Vadisi ile ilgili Melik Gazi ile bir görüşmemiz var. Koca Sinan Belediye Başkanımızla Yamulu Barajı veya başka bir yer daha konuştuk. Yine Yamula Barajı da aslında bunun için değil mi? Hem orada su olması, hem temiz bir hava, belki balık avlama pozisyonu olabilir orada. Sonra Kızılırmak'la alakalı bir proje olabilir. Aslında hani düşününce birçok yer çıkabiliyor. Ne kadar kalacaklar bunlar mesela işte, karavanlarda? Ne kadar isterlerse kalacaklar ama fiyat şöyle olacak. Her gün ufak ufak fiyat artacak. Cüzi bir rakam belirleniyor. Bunun sebebi de yerel turistin oraya işte Haziran'ın başında karavanı koyup sonuna kadar yani dönüşüm diye. Sağlansın ki yani turist Doğru. gelsin, başka imkanlarla da para harcasın. Bizim düşüncemiz şehre yakın olsun. Şehir merkezinin esnafına da alışveriş yaparak katkıda bulunsun. O yüzden biraz daha merkeze yakın olsun diye tercih ediyoruz.
İnşallah Ekim ayında genel merkezden bu konuyla ilgili arkadaşlar gelecek. Bölgeleri gezeceğiz. Gezeceksiniz. Tüm az önce bahsettiğimiz o 40 şehirde bu çalışma yapılıyor. Herkes kendi bölgesiyle ilgili yerler belirliyor. O yerleri sunuyor. Tamam. Kabul edilirse o bölgelerde biz de tabii belediye başkanlarımızla bunları konuştuk. Hı hı. Onlardan hem arsa destek talep, alıyorsunuz. Arsa elektrik ve su noktasında ve güvenlik mutlaka noktasında destek istiyoruz. İşte karavancı turistten alınacak kira geliriyle de tabii bunların sürdürülebilirliği sağlanacak inşallah. Sezon dediniz. Sezondan kastımız bu sezon olarak hangi aylara denk gelecek? Başlangıç diyelim. Var mı öyle bir öngörü? Yani yoksa biraz daha belirsin. Biz aslında pandemi içerisinde Mart-Nisan ayında bunu yetiştirebilirsek yaz-Haziran'da başlatalım, işte Temmuz'da başlatalım diye çalışıyorduk ama olmadı. İşte diğer şeye girmeyen şehirlerin de bizde olalım istekler oldu. Sayı çok arttı vesaire. Bir de pandemide başka öncelikler vesaireler de oldu. Artık 2021'de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani altyapıyı hazırlayalım, elektrik, suyu gerçekleştirelim, imkanları oluşturalım. Yani 2021'den bahsediyordum hani sezon derken. Belli bir hani şeyi yok çünkü hani denize girilmiyor sonuçta. Ha, denize girilen yerler de var Türkiye'de ama hani Kayseri'de öyle bir şey yok. Yani kışında adam kayağa gelir belki. Ne tabii. Bileyim, başka yani bunun bir mevsim olmayacak aslında bakarsanız. Doğru, yani yaz, kış dolayısıyla... Doğru. Erciyes'in de burada canlanması ki son dönemde ciddi manada canlandı. Tabii, özellikle evet. Rusya'dan charter uçaklarıyla beraber gelen turist sayısı çok fazlaydı. Evet, birçok yönden bizdeki aslında... Bizdeki yansıması aslında daha çok kültür. Yani kültür. Kayseri'de bizim tarihi ve kültürel zenginliklerimiz Anadolu'dan kaynaklı. Anadolu'daki birçok şehirde olduğu gibi kültürel mirasın gezilmesi anlamında o yönde turist çekecek. Yani denize girip güneşlenen adamın Kayseri'de ne işi var diyebiliriz ama hem denize girip hem de kültür turizmi yapan karavan turisti diyelim Antalya'ya gidecek, Kaş'a gidecek, doğru, oradan dönüp Nevşehir'e gelecek, Kayseri'ye gelecek, oradan Urfa'ya gidecek, Göbekli Tepe'yi görecek. Doğru. Bu şekilde Türkiye'nin her tarafını doğru, gezdirebilirsek çok büyük çok bir doğru katkı bir proje sağlayacak. Gelen turist Kapadokya'ya belki geliyor ama bir müddet konaktan sonra işte Konya'ya bir uğrayıp kısaca Mevlana'ya hemen arkasından kendisini denize atıyordu. Dolayısıyla turizmden genelde istifade eden, pay alan yerler deniz kenarları, sahil kenarlarıydı. Doğru. Bu projeyle aslında turist gelirini, turistin getireceği o değerleri tüm Türkiye'ye yaymak olmakla birlikte geliri de dağıtmış kesinlikle olacaksınız. Kesinlikle yani. Çok bir de farklı bir şeyden ekonomik sınıftan alıyorsunuz turisti. Evet. Şimdi bizim turistimiz ne zaman geliyor? Kışın 2 ay, 3 ay geliyor. Eğer biz bunu 12 aya bu şekilde yaydığınız çıkartabilirsek zaman şehrimizin adına da ciddi bir kalkınma sağlamış olacağız. Yani evet, o 3 ay gelen turist kışın ciddi hareket getiriyor. Tabii, kesinlikle. Hem Erciyes'teki tesislerimizin sadece şehrimize. Sadece Erciyes yok ki. Yani dediğiniz gibi Yamula Barajımız var. Ali Dağı'nda yamaç paraşütü evet, mevzusu evet, var. Yani oraları da bunların aslında hepsini bir katabilirsek aslında tanıtımımıza. Lazım. Çünkü hep tanıtım şey için Kayseri tanıtımı için bir şeyler ama yapacağız. En önemli şey tanıtım burada. Evet. Onu da çok doğru yapmak lazım. Bir şeyi tanıtırsanız anlaşılır, duyulur. Zaten proje olduğu için de yani tanıtım da bu işin evet, bu anlamda konseptin şimdi içerisinde daha kolay olacaktır. Şimdi milli gelirimiz açısından turizm evet, sanayiye kadar önemli. Evet. O yüzden bu projeye biz çok hizmet sektörü sonuçta. Evet, önem veriyoruz. Peşinden onlarca sektörü etkileyecek. Etkiliyor çünkü. Yani evet, çok iyi. İşte gıda sektörü, inşaatı bile peşi sıra arkasından getiriyor yani. Bir sürü şey evet, sayabiliriz. Sevgili izleyenler, yani bu proje epeydir vardı, gündemdeydi ama televizyon ekranlarında Kayseri Müsait Şube Başkanlığı'nın direkt ağzından bunu öğrenmiş olduk. Ben çok mutlu oldum. Şehrin de aslında buna hazır olması lazım. Hem evet, yerel yönetimleriyle hem halkıyla onların karşılanması değil mi? Çok önemli. Yani iyi bir iz bırakırsak gelen turistlerde devamı olur. Tabii hani belediye başkanlarımız sağ olsun bir, bu konuda da onlar da ilgililer. İlgililer de, yani özellikle bu hani güvenlik ve az önce bahsettiğim imkanların sağlanması çok önemli. Evet. Güvenlik önemli. Yani herhangi bir olumsuz bir şey olsa şimdi dünyada haberler çok sık hızlı yayılabiliyor. Doğru, doğru. Yani orada dikkatli olmamız gerekiyor yani. Doğru. Evet, Kayseri'de zaman zaman gelip çıkıyoruz. Ulusal'da konuşuyoruz ama biraz Kayseri müsiyata gelelim isterseniz başkanım. Evet. Durum nedir? Tabii ki pandemi süreci yaşanıyor. İster istemez faaliyetlerde ya, biraz kısıtlama oldu pandemi, ama dijitale... Pandemiden çok şikayetçiyiz açıkçası. Ben yani, de şikayetçiyim. Ya, toplanamıyoruz. Toplantı yapamıyoruz evet, şu anda. İşte 5 kişiden fazla toplantı yasağı var. Bize ama dijital üzerinden değil mi? Mailimiz geliyor ki toplantı yapmayın diye. Yani ne kadar Müsiat Kayseri'de binamız toplantı yapmaya, açık toplantı yapmaya, gayet terasları güzel, vesaire evet, anlamda çok uygun ama biz yine de kurallara riayet ediyoruz tabii ki. Zoom üzerinden, internet üzerinden
toplantı yapıyoruz. 15 günde veya haftada bir, mümkün olduğunca haftada bir toplanmaya çalışıyoruz. Evet. Etkinlik yapamıyoruz. Onun tabii bir burukluğu var. Evet. Normalde biz yıl içerisinde 3-4 etkinlik yapardık ekonomik anlamda, sektörel anlamda birçok işte uzmanlarını getirip konuşturur. Zaten pandeminin başında eğitimlerimiz yaptınız vardı hatırlarsanız. Yoğun ciddi yaptınız. Eğitimler yaptık. Evet. Çok da faydalıydı onlar. Çok da katılım iyi oldu ben biliyorum. Son bizzat. Biz bitirdikten sonra pandemi evet. başladı. Çok da faydalı oldu. Herkes çok sevdi. Herkes çok faydalandı. Yani o anlamda güzel şeyler oluyordu tabii ki. Sektörü canlandıracak etkinlikler yapmaya çalışıyorduk. Bunların hiçbirini yapamıyoruz. Yani az evet. önce bahsettiğim bir bölgesel toplantımız olacaktı. Ağustos, Eylül'de bir ekonomik bir toplantı yapalım diyorduk. Uzmanları getirelim, bilinçlendirme yapalım. Fakat hocalar da gelmek istemiyorlar. Doğrular. Hani yine de yapalım işte şey mesafeyi koruyarak uygun bir şey yapalım istedik ama yine de olmadı. Evet. Birçok şey belirsiz tarihe erteleniyor. O bakımdan biz şey olarak müsviyat olarak Kayseri Şube olarak şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz yani. Ben de şikayetçiyim dedim. Bir an önce bu pandeminin evet. kurtulmak dileğiyle inşallah. Aslında çok iyi başladınız yıla ben biliyorum. Güzel bir hizmet binasını hizmete soktunuz evet, diyelim. Evet. Çok çok fonksiyonlu bir hizmet binası ve hızlıca az önce ifade ettiğiniz eğitimlerle başladınız. Yoğun bir eğitim dönemine girdiniz ve aynı süreçte şehrin de yerel yöneticilerini ve siyasilerini davet edip briefingler aldınız aslında. Evet. O katılımlar da gayet iyiydi. Ben de zaman zaman katıldım. Çok iyiydi. Başkanlarımız da sağ olsun hepsi evet. çok güzel bildi. Faydalı olmuştur bilgilendirme mutlaka yaptılar. Orada. En azından sektörlerin önünü açacak projelerle de şimdi tabii her başkanlarımız verdiler. Hem kendi projelerini daha anlatmış samimi onlar. Bir ortamda anlatma evet. imkanını buldular. Üyelerimiz de bireysel hem bireysel sıkıntılar hem de şehirle ilgili evet. Sıkıntılarını birebir anlatma ve tartışma imkanı buldu. Yani özellikle inşaat sektöründeki birçok müteahhit arkadaşımızın orada tabii yani birebir işte sıkıntılarını gündeme yönetmeliklerimiz getirerek tavsiyelerde bulunarak. Sık sık değişiyor. İşte tarihler, milatlar var. O milatlar erteleniyor, ertelenmiyor. Ondan çok ciddi etkilenmeler oluyor vesaire. O anlamda problemler çok oluyor. Problemleri birebir çözebilmenin, soruyu sorup cevabı alabilmenin imkanlarını yakalamaları anlamında iyi oldu. Hani herkesin aklındaki soru işaretlerini kaldırma anlamında veya varsa bir aksaklık onu bizim söyleyip yöneticilerimizin de o konunun üzerine eğilmelerini sağlamaları açısından da güzel şeyler oldu. Sadece başkanlarımızı çağırmadık. Vekillerimiz de geldi. Efendime söyleyeyim yöneticilerimiz geldi. Onları da dinledik. Biz onlara anlatacaklarımızı anlattık. Notlar da aldılar. Yani ben orada gördüm. Hakikaten tabii. Orada kendileri notlar alıp aslında o talep edilen değişiklikleri ya da yapılması gerekenleri de sonraki dönemde mutlaka uygulamaya almışlardır. Sonuçta Sayın biz hani bir şekilde sivil toplum örgütüyüz. Toplumun isteklerini ya da işte bir takım aksaklıkları ve önerileri dile getirmek durumundayız. Evet. Pasif bir bilgilendirme, pasif bir basınç uygulama durumundayız yani. Evet. Biz ayrılan süre yavaş yavaş daralıyor. Ben son olarak şunu sorayım Sayın Başkan. Tabii İş Adamları Derneği'siniz MÜSİAD. Kayseri'de üyeleriniz var. Sayısını şu an tam bilmiyorum. Sizden birazdan alacağız. MÜSİAD'a üye olmak isteyen bir iş adamı hangi kriterlere haiz olması lazım? Her müracaat edeni alıyor musunuz? Neye bakıyorsunuz? Buradan duyuralım isterseniz. Genç MÜSİAD'la birlikte 200 aşkın bir de genç MÜSİAD'ımız var. 200 aşkın üyemiz var. Genç MÜSİAD üyelerimiz de iş adamı. 30 yaşından sonra ana kademiye geçiyorlar. Ve İkinci kuşak mı diyoruz biz onları? Ve daha sonra onlar yöneticilerimiz, onlar, onlar olacaklar. Oluyor, değil mi? Yönetim kurullarında görev alacaklar inşallah. Tabii az önce anlatmıştık hani siz MÜSİAD'ı biraz anlatmıştınız, anlatır mısınız demiştiniz. Evet. O anlamda fikri yapıya sahip olursa ya da o yapıya yatkın olması uygun oluyor tabii ki. Yani milli ve manevi değerlerimizi içerisinde barındıran ve o şekilde aksiyon hareket eden arkadaşlarımızın olması uygun oluyor. Tabii her başvuran olmuyor ki iki referansının olması gerekiyor. İki arkadaşımız, bu üye adayımız uygundur. Ticaret ahlakı uygundur demesi gerekiyor. O referanslarla alıyoruz. Belirli bir gönüllülük esasına dayanıyor. Belirli bir aidatı var. O aidat ücretini yıllık ödemesi gerekiyor. Aidat ücretleriyle de biz şeyler yapabiliyoruz. Etkinlikler yapabiliyoruz. Belli bir bölümümüzde zaten genel merkezde gönderiyoruz. Genel merkezimizde de çok ciddi
yükleri var. Çalışan arkadaşlarımız var, raportörlerimiz var, akademisyenlerimiz var. Onları profesyonel çalıştırıyoruz. Birçok konuda çalışmalar sağlıyorlar. Danışmanlarımız var. Hem biz bu faydalanıyoruz hem de genel merkezimiz de hükümetimizin belirli bakanlıklara hazırladıkları şeyleri bizden gelen bütçelerle sürdürmeye çalışıyorlar. Biz derken tüm şube ve temsilciliklerden bahsediyorum. O anlamda önemli. Yani sürdürülebilirliği açısından bunun böyle olması gerekiyor. Yoksa etkinliklerimiz olamayacak ya da çok zayıf kalacak ya da çok fazla sponsorla çözmemiz gerekecek. O da her zaman olamayabiliyor. Son olarak değil ama son olarak diyeyim bir kez daha. Yakında genel kurulunuz var zannediyorum. Ocak ayında bir genel kurula gideceksiniz. Mehmet Kütahneci devam etmeyi düşünüyor mu? Bu konuyla ilgili henüz bir şeyimiz yok. Genelde istişare ediliyor bu konular herhalde. Evet, genelde istişare ediliyor. Duruma göre. Bakacağız. Nasıl olur, ne yapılır bilemiyoruz tabii. Ocak ayında yaklaşsın bakalım o günler. Daha o günlere var. Evet. Birazcık daha var. Evet efendim, konuğum Müsiyat Kayseri Şube Başkanı. Kendisi değerli mimar. Kayseri'de birçok önemli projeye imza atan ve bu anlamda da iyi bir ekibi var benim bildiğim kadarıyla. Son dönemin müsiyat başkanıydı. Ocak'ta da genel kurul var. Bakalım başkanım istişarelerin içinde devam mı edecek? Yeter burada bu kadar, ben artık işime döneyim, bir başka arkadaşımız mı olsun diyecek. Fark etmiyor. Sonuçta müsiyatın tüm yönetim kurulu üyeleri müsiyat misyonuyla hareket eden, hepsi milli manevi değerlere haiz ve gerçekten bu ülkeyi, ki müsiyat zaten kendi iş adamı olarak kendini düşünen değil, tüm Türkiye'yi kucaklayan, memleketi kucaklayan, Türkiye'nin dışarıdaki ekonomik politikalarına fikir üreten, geziler yapan, ihracatını ve ihracatını artırma noktasında çaba sarf eden önemli bir kuruluşumuz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum programımıza bu imkanı katıldıklarından dolayı. Evet, haftaya başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.